Sen bir de medyada ne var bu hafta? Medya neleri konuşmuş? Onu bize bir söyle. Ya bu hafta Batı basını dikkat çekti. Batı medyasında biz buraya sadece sembolik olarak da ekonomisti aldık. Ama bir yerden düğmeye basılmışçasına Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik o geçmişten Gezi sürecinden hatırladığımız Türkiye efendim diktatörlüğe gidiyor. Erdoğan ülkesinin diktatörlüğe gidiyor. Lakırtılarını tekrar çevirmeye başladılar. Dikkat çekiciydi. Bu dediğim gibi sadece de ekonomist değil, Amerika'da ve Avrupa'da pek çok medyada o alıştığımız bu Türkiye Erdoğan diktatörlük lafları tekrar dolaşıma sokuldu. İlginçtir. The Economist bir önceki sayısında ya Kılıçdaroğlu umut vermiyor, İmamoğlu umut vermiyor, Altılı Masa kaybetti analizini yayınlamıştı ve biz burada da o yayını konuşmuştuk, analizi değerlendirmiştik. Şimdi de Türkiye diktatörlüğün eşiğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın silüetini de aktardıkları işte Türkiye bayrağı üzerinden böyle bir algı yapmaya çalışıyorlar. Bunun sebebi şu: Altılı masadan ümidini Batı medyası da kesmiş durumda. Yani Altılı Masa'nın dağıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday çıkaramadığını onlar da görüp Yani değerlendiriyorlar. şunu diyebilir miyiz? Eğer Altılı Masa'nın kazanacağını öngörüyor olsalardı, mutlu bir şekilde Meral Akşener'le İmamoğlu'nun sarılırkenki resmini koyup demokrasi geliyor diye kapak da koyabilirlerdi, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani Türkiye diktatörlüğün eşiğinde demek ne demek? Tayyip Erdoğan yeniden kazanıyor demek. Yani bunun daha açık bir izahı yok. O zaman nedir kardeşim? Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye bizim hedefimizdir, bizim düşmanımızdır demek istiyorlar. Buna göre Batı bloğunu da bence Peki bir şey organize soracağım etmeye sana. çalışıyorlar. Peki bir şey soracağım. Bunlar nereden bir anda fikirlerinde anketlere mi bakıyorlar burada? Nereden bu fikirleri değişti bunların? Cemil Bey, uzun süredir bu Batı medyasında çıkan, bakın Yunanistan'da bile, Yunan medyasında bile çıkan analizlerde son dönemde şu değerlendirme yapıldı. Ya Tayyip Erdoğan'ın organizasyonları büyük rock konserleri havasında geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıları Ocakbaşı eğlencesi biçiminde geçiyor. Bütün Batı medyası bence ince ince bu değerlendirmeyi yaptı. Hem sahaya Cumhurbaşkanımızın çıkması, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahaya çıkması ve yapılan anketler şunu gösterdi: Altılı Masa gerçekten Tayyip Erdoğan'a karşı bir iddia ortaya koyamıyor. Bundan sonra tutum değişti ve seçim sonrası bize karşı hangi tutumu alacaklarını aslında mesajını veriyorlar Evet, şimdi. Cumhurbaşkanı galiba cevap vermiş, değil mi bu Evet, ekonomiste? Sayın onu seyirciler, o da sesi bir dinleyelim hemen. dinleyelim. Bir Türk medyası olarak, Türk medya mensubu olarak The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Yani Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez. Evet, Şimdi Cumhurbaşkanını dinledik. Şimdi başka ne oluyor? Amerikan medyasında şöyle bir değerlendirme de, ya Türkiye ile ilgili salt böyle bir bakış açısı yok. Başka bir bakış açısı da var ama bence objektif ve gerçekçi. Amerikan Türkiye ilişkilerini analiz eden bir değerlendirme vardı Dil'de. Erdoğan Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslar'da nüfuz sahibi olmasını sağlayan bir lider değerlendirmesini yaptı. F-16 satışını yasaklamakla Erdoğan'ın politikası değişmez, alternatif kaynaklar bulur diyerek şunları ekledi: Türkiye çok kutuplu dünyada ABD'nin gücünün sınırlarının olduğunu gösteren önemli bir küresel aktördür değerlendirmesi yaptı. Bize saldırmalarının sebebi, gerçek sebebi bu. Evet. Geçelim sonraki şeye. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylık krizi, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki adaylık krizi, Kemalcilerle Ekremciler Şimdi arasında da bir araya bir giriyorum. Bu tartışmaya Enver sebep oluyor. Aysever neciydi? Kemalci. Kemalci. Bir Kemalci. sesini dinleyelim, üstüne öyle Evet. konuşalım. Kemal Bey, siz nasıl okuyorsunuz bu yorumları veya fotoğrafı? Evet, şu anda dağınıklığı sergileyen bir şey. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakını olan bu Aysever.
ortaya ne getirdi? Alevi Sünni olayını getirdi. Hani bir ara kendi de Alevi Yavuz, galiba değil Yavuz mi? Yavuz Alevoğlu da söylemişti yani Sünni kesim pek iyi bakmaz gibi şeyler söylemişti de linç edilmişti. Şimdi onun bir benzerini söylüyor. Altılı masa olayı baştan sakat doğdu. Hala o sakatlığı tamir edemediler. Kılıçdaroğlu kurduğuna pişman olduğunu düşünüyorum şu anda ben. Hiç altılı masa yapmamış olsaydı kendi başına daha hayırlı olacaktı. Daha hayırlı olacaktı. Belediye başkanlarına dur diyecekti. Ortaya bir Meral Akşener çıkardı. Meral Akşener de o kadar ne yaptığını bilmiyor. Çünkü HDP ile yakınlıktan bir sorun yaşıyor. CHP'nin arkasına takılmaktan bir sorun yaşıyor. O bu gündem, altılı masa o gündemini yani ben belirliyorum İmamoğlu'na sahip çıkarak CHP'yi işte ben bölüyorum havası da veriyor. Evet. Yani bu da var gerçekten. CHP'yi ben bölüyorum havası da veriyor belli çevrelere. Çünkü bu tür konuşmaları da sever. Ve şu anda darmadağınık bir durum var. Bunların tümünün sebebi çok güçlü bir lider. Kazanması kesin olarak hem dünyada hem Türkiye'de kabullenmiş bir lider Recep Tayyip Erdoğan karşısında ki bir gerçek bunlar. Evet. Kurtuluşçum sen ne diyorsun bu konuda? Yani Cumhuriyet bakın bu Kemal Bey Alevi'dir aday olmasın mezhepçilik tartışması İmamoğlu gitti kendini orada Sünni'yim diye gösterdi. Bu tartışmalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Altılı Masa'nın içinde yaşanan tartışmalar. Bu hiçbir suretle hiçbir şekilde AK Parti tarafından gündeme getirilen, konuşulan şeyler değil. Bunun altını da çizmek gerekiyor. Evet, devam edelim. Şimdi sonrakine. HDP'nin kendi ayrı aday çıkaracağını açıklaması üzerine Halk TV bir siyasi izdivaç programı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sezgin Tanrıkulu'nu, HDP'den de Garo Paylan'ı getirerek bu programda ya biz birlikte ittifak yapacağız sözünü çıkarmak istedi. Gerçekten siyasi bir izdivaç programına dönmüştü. Onun da sesi vardı. Onu da dinleyebiliriz. Evet. Kurtuluş son yorumlarını alalım bu şeyden ilgili. Yani tabii Halk TV'deki program sunucunun da gülüşlerine baktığımızda bir siyasi izdivaç programını andırıyor. Yani partiler arasında hiçbir sorun ayrım yokmuş gibi. İki tane uçtan aslında ikisi de HDP'li sayılır. Evet. CHP'de siyaset yapıyorlar. Onları buluşturarak sözde Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'yi kendilerince ortak seçime girmeye ikna etmeye çalışıyorlar. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun daha ateşli olması dikkat çekiyor ama. O daha fazla HDP'li. Sürekli çok öyle ateşli gördüm ben yani. Bu siz ne diyorsunuz Yasin Bey bu konuda? Ya şöyle ben gene biraz hukuki alana çekerek bir şeyler söyleyeyim müsaadenizle. Ya bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiren noktadan bakıyorum ben. Yani işte Altılı Masa'nın adayı şu olabilir, bu olabilir, projeleri şu olabilir, bu olabilir. Biz millet olarak şunu merak ediyoruz. Mesela Altılı Masa'dan herhangi birisi, bu İmamoğlu da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir, bir başkası da olabilir, geldi kazandı. Mesela terörle mücadele ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 yıllarca mücadele ettiği, işte bir darbe girişimine sahne olduğu, terörle mücadele, FETÖ'yle mücadele, PKK'yla mücadele ne olacak? Ya dış hukuk, politika ne olacak? Hukuk deyince Yasin benim... Bey, belediye aldıkları 880 tane FETÖ'cü, işte PKK'lısı, DHKPC'liden belli zaten. Yani hukuk deyince benim aklıma şu geliyor. Yani bu altılı masa formasyonunun anayasadaki, hukuktaki yeri nedir? Ya şöyle yani işte bu biraz önce ifade edilen Meral Akşener ben başbakan olmak istiyorum veya işte bu altılı masadan birisi seçildiği zaman ya da altılı masanın adayı seçildiği zaman altılı masada bulunanların kararıyla icraat yapacak, hareket edecek bunların hukuki, anayasal bir dayanağı yok. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ha bu nasıl olabilir? Kendi aralarında böyle konuşabilirler. Bunu fiilen uygulamak da mümkün değil. Peki bu mesela bir şekilde Meral bir Hanım, darbe değil midir bu? Yani şöyle şeyin dışına edeyim. Çıkıyorsun sen. Anayasanın dışına olmayan bir kurumlardan yetki alıyorsun falan. Bu bir nevi sivil darbe değil mi? Zaten öyle bir sözler de geçiyor. Şöyle yani anayasayı ihlal ama ben daha önemli bir şey söylediğimi düşünüyorum. Fiilen uygulanması mümkün değil. Yani bir başkan seçtiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı seçtiniz. Ondan sonra ona bir yardımcı atadınız ki Meral Hanım'ın istediği bu. Şöyle istiyor, Cumhurbaşkanı tamamen parlamenter sistemdeki gibi hatta ondan daha fazla
şey olsun, sembolik olsun, idare bana bağlı olsun. Ama anayasa diyor ki idarenin başı Cumhurbaşkanı'dır. SEK ve idareyi işte organlar arasındaki işleyişi Cumhurbaşkanı'na bazı görevler vermiş, atamalar vermiş. Şimdi bu nasıl olacak? Yani siz hukuken anayasaya göre o atamaları yapamazsınız. Organlar arasındaki koordinasyonu sağlayamazsınız. Ha diyorsunuz ki ben bunu yapayım. Nasıl olacak o zaman? Getireceksiniz Cumhurbaşkanı'na, diyeceksiniz ki benim kararım bu, bunu imzala. Peki o şahıs, yani %50 artı bir oy almış şahıs eğer alabilirse, nasıl sizin söylediğinizi, sizin kararlarınızı gözü kapalı imzalayacak, sizi başbakan olarak şey yapacak? Dolayısıyla söylenenlerin fiilen anayasaya göre olmadığı gibi, hukuken olmadığı gibi hayata geçme şansı insan fıtratına aykırı. Yani şöyle bir empati yapın, siz %50 artı bir almışsınız. Tamam. Bir tane dandik lider gelip diyecek. Birisi bir tane gelip diyor ki, ha diyelim ki %2 oyu olan, %1 oyu olan bir lider. %1'lik yok onlarda, yarımda kalıyor. Çünkü. Veya öbür türlü %10 olsun, %15 olsun. Birisi geliyor diyor ki ben bu kararları aldım, bu atamaları yapıyorum, bu tasarrufları yapıyorum. Sen bunu imzalayacaksın. Ya bu akılla, mantıkla izah edilebilir bir şey değil. Evet. Dolayısıyla yani anayasayı da ihlal, hukuku da ihlal, aynı zamanda insan tabiatına da aykırı bir şey. Dolayısıyla bunun, yani milletin hani milletimiz şu anda şunu istiyor. Yani bu altılı masadan aday olduğu zaman projeleri nedir? Dediğim gibi terörle mücadelede ne yapacaklar? Dış politikada ne yapacaklar? PKK hakkında ne düşünüyorlar? FETÖ hakkında ne düşünüyorlar ki? Bunlar çok çok önemli şeyler. Yani PKK dediğiniz terör örgütüyle 10 yıllardır mücadele ediyor. Fethullahçı terör örgütü bu ülkede 251 vatandaşımızı bir gecede şehit etmiş. Ama bunları etmiş. Anladık. Bunlar net. Ya yani onların seçime yetişmesi gayet mümkün net. Değil. Burada bir karışıklık yok. Altılı masa FETÖ'cü KHK'lıları da bırakacak, askerleri de getirecek, PKK'yı, yani bunlarda aslında bir kafa karışıklığı bir yok. Bir şüphe yok diyorsunuz. Ya bu o zaman var mı sizde şüphe? Tabii. Yani farklı bir şey söylüyorlar mı bilmiyorum. Evet. Ya Allah muhafaza. Yani işte yani PKK'nın oyuyla lider olacaksınız bir ülkede. Cumhurbaşkanı olacaksınız. PKK'ya rağmen PKK'ya operasyon yapabilir misiniz? Aslında PKK FETÖ dediğimiz, şöyle tamamlayayım müsaadenizle. PKK ve FETÖ dediğimiz, tabii ki bu örgütleri kastetmiyoruz. Yani buradan şu: Türkiye, Türkiye'de mi yönetilecek? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçtiği insan, kişi, Cumhurbaşkanı tarafından mı yönetilecek? Yoksa iradesini birilerine teslim edecek, siz nasıl isterseniz biz öyle, evet, yöneteceğiz mi diyeceğiz, diyecek. Böyle bir yol, evet, ayrımında olduğunu düşünüyorum. Evet.